değerli izleyicilerimize bu ekmek meselesini yani o kadar önemli bir konu ki bu tasavvur edemeyecek edemeyeceğiniz kadar önemli. Çünkü daha dün televizyonda ya ne oluyor bu topluma diyorlar. Karakteristik özelliklerini sosyal yapıdaki sosyal hayatın içerisinde davranışlar değişiyor. Ne bileyim daha bir agresif, daha bir hırçın, daha bir haşinleşme söz konusu. Bunun arkasında yatan sebep ne biliyor musun? Biraz önce bahsettiğimiz o sekinet, huzur, sakinliğe sahip olamıyoruz. İşte bunu yapan ne? Bunu yapan gıdalar. Yani bu değişti. Şimdi ben çocukluğumda Hüseyin hep söylüyorum ya, babam 15 kuruş verirdi, 3 ekmek alırdık. İnan fırından eve gelene kadar aldığım ekmeğin bir tanesinin yarısı tükenirdi nasıl do yani 2-3 saat sonra tekrar açım yani ne bir şişkinlik yapar ne bir gaz yapar ne bir sindirim bozukluğu eşim bir lokma ekmek alıyorum ağzıma öyle diyeyim ki artık ben o tür ekmeği tüketmiyorum hemen şişkinlik yapıyor hazım problemleri başlıyor yani sindiremiyorsunuz şimdi burada burada bilinmesi gereken şey şu Bakın biz bir tarım ülkesiyiz. Tohumumuza sahip çıkacağız. Bizim geleceğimiz tarımımızdaki milli ve yerli yani ata tohumlarımızdır. Bunları hızla geri kazanıyoruz. Kerem'ine sonsuz şükürler olsun. Yani bu yıl yeteri kadar topladık. Tam mı? Hayır. Ama önümüzdeki yıllarda da bu devam edecek. Buğdayından Çavdarından, işte acurundan, salatalığından, domatesinden, patlıcanından ne istiyorsanız... ...Mısır'ın envai çeşitleri, o fasulyelerin güzelliklerini bir görsen Hüseyin. Aman İnşallah Allah gör gidip Tabii. göreceğiz hocam. Allah nasip ederse iki evet. hafta sonra Urfa'da yani yerinden değerli seyircilerimizle evet. de paylaşacağız. Evet, şimdi bakın bu gluten dediğimiz şey buğdayda olur mu? Evet olur... Ve olması da gerekir. Ancak bu yüzde beşi geçmeyecek. Yüzde beşi geçmeyecek. Doğalında böyle değil mi hocam? Evet doğalı bu. Evet, yüce Allah böyle e, yaratmış. Bu kadar bunun %5. ölçüsü bu. Bu ölçüde olacak. Ama şimdiki buğdaylara bakıyorsunuz. Yüzde yirmi beşlere kadar gluten çıkıyor. Gluten dediğiniz şey nedir? Protein yani amino asitlerden oluşmuş bir dizi e, işte protein diyoruz. Şimdi bakın yüzde beş içerikli gluteni biz aldığımız zaman ne yapıyor bunu? metabolizmamız parçalamaya başlıyor. Bütün o tek tek amino asitlere kadar parçalıyor. Ama bu yüzde on yüzde yirmi beş civarında olduğu zaman bunu parçalayamıyor. Yani gluten parçacıkları oluşuyor. Ve bu gluten parçacıkları sindirilemiyor tabii, parçalayamıyor çünkü çok yüksek oranda. Bu bağırsaklara geçiyor ve bağırsaklarda da ne yapıyor? Emiliyor Hüseyin. Bağırsaklarda emildikten sonra kana karışıyor ve doğru beyne gidiyor. Eskiden şunu bilirdik, hadi efendim böyle şey mi olur? Bunların hepsi sindiriliyor diyor. Yok böyle bir şey. Yok böyle bir şey. Küllün yalan. Şimdi ben bunu 94-95'li yıllarda ilk telaffuz etmeye başladığım zaman hatta rahmetlik anamın elini öpmeye geliyorum Türkiye'ye yurt dışından. Anne ben bu ekmeği yemem. Bunun tadı tuzu yok. Bunda bir şeyler değişmiş diyorum. Bak bunun üzerine kadındaki asalete bak sus oğlum çarpılırsın nimete laf söylenmez diyor. Ana dedim biz çoktan çarpılmışız eğer bu yaygınlaştıysa. Şimdi bakın, Alzheimer gibi, dikkat dağınıklığı gibi, Parkinson gibi bu tür hastalıklar, yani beyinle ilgili olan hastalıklar çok farklıdır. Ama siz bu gluteni tam parçalayamadığınız için birim parçalarına kadar, birim parçaları amino asitlere kadar parçalayamadığınız için böyle yedili, sekizli, otuzlu amino asitler ne oluyor? Bağırsaklar tarafından emiliyor ve doğru kana karışıyor oradan da beyni geçiyor. Beyine giriyor yani kan beyin bariyerini geçebiliyor. Bunlar klinik deneylerle kanıtlanmış durumda. Dolayısıyla beyinde iki tane önemli bölge vardır. Bunlardan bir tanesi hipokampus yani sizin hatırlama gücünüzü, öğrenme gücünüzü kontrol eden bölgedir. Ve burada yaklaşık olarak 200 tane geni ne yapıyor? Bu gluten parçalıcıkları değiştiriyor. Genetiğini orada bozuyor, etkiliyor. Çünkü sitozini bir ekliyor, bir kaldırıyor, bir ekliyor, bir çıkartıyor. Yani burada bizim sislenme dediğimiz sis, veya bulut artık sen sağlıklı düşünemiyorsun. Yani sen artık bazı şeyleri hızlı bir şekilde hatırlayamıyorsun. Konsantre olamıyorsun. Bak bunlar hipokampusta olan şeyler. Ama bir de hipotalamus dediğimiz yani bölgede metabolizma kontrol ediyor. Zaten bizim vücudumuzu kontrol eden beyin değil mi? İşte kalbiniz Hızlandırıp yavaşlatabiliyor musunuz? Bunu bütün beyin yapıyor yani açlık duygunuz, tuvalete gitme, bütün bunlar, her şey, korkularınız, endişeleriniz, tasalarınız, evhamlarınız yani bütün bunlar beyinde gelişen olaylar. İşte burada metabolizmayı kontrol eden bölge hipotalamus bölgesidir. Burada da yaklaşık olarak 700 tane geni etkiliyor. Değerli izleyicilerimiz, bu Kaliforniya Üniversitesi'nin 2016'da yaptığı araştırma sonuçlarına göre konuşuyorum. Bunu bunu çok rahatlıkla bulabilirler. Zaten bugün değerli yönetmenimiz de gösterirse yani beslenme bizim direkt genetik yapımızı etkiliyor. Yani bununla ilgili ben birkaç evet, kitap kapakçığı bunu da ekrana verirse ekran yani olacak. toplam beyinde en az 900 tane gen etkileniyor. Yani çocuk hırçınlaşıyor, çocuk tahammülsüz. Çocukta dikkat dağınıklığı var. Çocuğula bir şey sohbet etmek istiyorsunuz, anlatmak istiyorsunuz. Kendini kontrol edemiyor. Ayağı böyle titriyor çocuğun, zıplatıyor ayağını. Yani bir huzursuzluk, bir tedirginlik bu tür şeyler var. Toplumun önemli bir kısmı antidepresan kullanıyor. Neden? Çünkü beyinde bir sis var. Bunu yapan glutendir Hüseyin. Glutensiz ekmek diye bir şey olamaz. Onun için yeni piyasa çıkardılar işte. Yeni efendim glutensiz ekmek var, glutensiz makarna var, glutensiz şu var bu var. Bak gıdayı kontrol altına alıyorlar yeni bir sektör oluşturmak için. Olay burada. Dolayısıyla yani tükettiğiniz gıdanın mümkün olduğu kadar doğal olması lazım. Topbaş buğdayı, kara kılçık buğdayı, siyez buğdayı, zerun buğdayı, kavluca buğdayı, Kars'ta. Ya bunlar bizim milli değerlerimiz ve dünyadan hiçbir kara parçasında buğdayda bu zenginliği göremezsin Hüseyin. Yok, yok bu ülkede var. İşte onun için bunları tohumuna sahip çık, toprağına sahip çık diyoruz. Yani e, dolayısıyla bunlardan yapacağınız ekmekten hiç korkma. Ne şişkinlik hissedersin, ne hazımsızlık hissedersin, ne de gluten hassasiyetin gelişir. Çünkü bu gluten yüksek oranda olduğu için bağırsak florasını, daha doğrusu bağırsağın membranında inflamasyona sebep oluyor, iltihaplanma yapıyor. İşte biz buna gluten hassasiyeti diyoruz. Yani alerji gelişiyor. Bak Hüseyin, ayağına kramp girerse biliyorsun nasıl rahatsız eder. Beyine kramp girerse ne olur? Bunun adı epilepsidir. Değerli izleyicilerimize böyle anlatalım. Beyin kasılıyor. Bunu gözünle göremezsin. Bu epilepsi en kaba. E, e, şeyle izahı böyle. Ha siz EEG'leri çekersiniz işte efendim. Oradan dalgalan dalgalara bakarsınız filan. O doktorların işi. Daha özel, daha spesifik yorumlar getirir. Şimdi burada bu glüten resmen beyinde ne yapıyor? Alerjileri de tetikliyor. Nasıl bağırsakta e, glüten hassasiyeti varsa beyine gittiği için Orada da mesela derinden seni bir böcek ısırdı. Bakarsın ya kaşınıyor görüyorsun. Orayı alerji de yapmış. Yani ama beyinde böyle bir alerjik reaksiyonu gözlemleyemiyorsunuz. Aynen havadaki sis gibi, bulut gibi böyle yani bir türlü düşüncelerinizi sakin bir şekilde kontrol edemiyorsunuz. Olay olay e, böyle bir şey. Yani ben şunu söylüyorum, İşin en kötü tarafı ne biliyor musun Hüseyin? Bunlar klinik deneylerle kanıtlandı. Şimdi uzun ya bu gluten, polimer gibi düşünün, amino asitlerden oluşuyor. gluten işte gliadinin var, glutenin var içerisinde. gluten tek bir protein zinciri değildir. Bunlar öyle parçalıyor ki bir bakıyorsun, Endorfin yani bir, Opium dediğimiz bu uyuşturucu var ya, onun reseptörlerini bloke ediyor beyinde. Böyle bir şey yani uyuşturucunun tam tesiri altında değilsiniz de işte bir türlü toplanı, toparlayamıyorsunuz kendinizi ya. Aklınızı bir türlü kullanamıyorsunuz. Düşüncede böyle kesiklikler oluyor. Dikkatiniz dağınık. Bir garip bir şey oluyor yani. İşte çocuklarda bu. En çok bundan çocuklar etkileniyor. Onun için gluten niye yükselttiler bunu? Normalde yüzde beş, yüzde altı civarındaki siz bir buğdayda bunu bir, bir buçuk saatte pişirirsiniz fırında. Şimdi on dakikada pişiyor. Niye? gluteni yüksek. Hmm. Bütün olay bu. Yani öbür taraftan da yeni bir Gıda sektörünü açıyorlar, glutensiz gıdalar, efendim gluten alerjiniz var, gluten hassasiyetiniz var yemeyin, buyurun glutensiz ekmek. Doktorlar haklı ama bunun tabanında yatan, altında yatan olay bizim ata tohumumuz, yerli buğdayımızın içerisindeki gluten oranının yükseltilmiş olmasıdır.